Kocaeli özelini ele aldığımızda emekçinin, işçinin sendikalara olan güveni nasıl? Geçmişe baktığımızda, geçmişle kıyasladığımızda sendikal örgütlenmede güven nasıl, işçinin güveni? Şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Örgütlü olmaktan kimse korkmasın. Hayatın her alanında örgütlü olmak, o mücadelenin içerisinde olmak her zaman o ülkenin de, o bölgenin de gelişimine katkı sunar. Eğer örgütsüzseniz zaten bir birey olarak istediği gibi herkes sizi bir noktaya yalpalayabilir. Ama örgütlü olduğunuzda eğer orada bir hata varsa örgütlük size zaten oradaki yanlışı düzeltme hakkı da vermiş oluyor. Ana gündemi asgari ücret. Evet. Asgari ücret ne kadar olmalı? Neye göre belirlenmeli? Emekçilerin bu konuda size taleplerini ilettiler. Neler söylemek istersiniz? Yoksulluk sınırı şu anlamda söylüyorum. Hı hı. İşte 33-34 bin liralara gelmiş. Açlık sınırı 11 bin liralara yanaşmış. Şimdi böyle bir sarmalda Türkiye'de bugün ortalama ücret de asgari ücret olmuşsa şu anda asgari ücretin üzerinde çalışan emeğiyle geçinenin sayısının daha az olduğu bir dönemde burada asgari ücretin ne kadar olacağının demesinin de bir anlamı kalmıyor. Çünkü arttırdığınızda da bu politika böyle devam ettiği sürece onun bir verdiğiniz o zammın bir anlamı kalmıyor. Tabii ki bugün örneğin atıyorum sadece 25 bin lira yaptınız asgari ücreti. Bakın yine yoksulluk sınırının altında. Ama bugün Türkiye'de kaç kişi 25 bin lira ücret alıyor? Yani farklı bir sarmal var. Onun için diyorum yani eşitliğin ve adaletin olmadığı bir ekonomik düzende ezen ve ezilen olur sadece. Bizler ezilen tarafız ne yazık ki. Bu ekonominin sarmalı gerçek anlamda eşit bir şekilde düzeltilmezse bu yine devam edecek. En basiti kaç gün önce DİSK Genel Başkanımız da bunu ifade etti. Bizim en temel sorunumuz emeğiyle geçinenlerin vergi muafiyet oranlarının daha eşit bir noktaya taşınması gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak yine aynı şekilde zam mı yapacaksınız? Bu sefer yine vergiyle bizden o parayı alacak. Ya bu cebe koyacağız, bu cepten oraya vereceğiz yine yani. Yine bizim alım gücümüze bir nefes, bir can suyu olmayacak. O anlamda da dediğim gibi ekonominin tek taraflı bir değerlendirme içerisinde olmaması lazım. İşte bu sömürü politikalarının da bir an önce vazgeçilip herkese eşit davranacak bir politikalar içerisine geçilmesi lazım.